geride kalan haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu havacılık sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kara İsmailoğlu pandeminin küresel çapta ülke ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen tedbirlerin pozitif sonuçlarının uçuş sayılarına yansıdığını, Eurocontrol verilerine göre 2021 yılının ilk 11 aylık döneminde Türkiye hava sahasında gerçekleşen sivil hava trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre %43 artış gösterdiğini kaydetti. Dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan ilk iki katlı karayolu tüneli 5. yılını kutluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, tarihin en zorlu projelerinden biri olan, ileri mühendislik teknolojileriyle inşa edilen Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye yılda 2 milyar TL katkı sağlayarak, 5 yıldır hızlı, emniyetli ve konforlu bir ulaşım hizmeti verdiğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, NTV Ankara stüdyolarında gerçekleşen canlı yayında, ulaştırma ve altyapıya dair merak edilenleri anlattı. Hayatın olduğu her yerde varız diyen Kara İsmailoğlu, yük, yolcu, veri ve haberleşmede çağın gereklerine uygun, yüksek nitelikli projeler gerçekleştirerek Türkiye'nin geleceğine hizmet edecek yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'ye değer katan projeleri hayata geçirirken doğal yaşamı da korumaya önem verdiklerine dikkat çekti. Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının Beylikova-Sazak bölgesinde dünyanın ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa ettiklerini belirten Kara İsmailoğlu, köprüye kurulan foto kapanlar sayesinde yabani hayvanların ortama uyum sağladıklarını da tespit ettiklerini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kırıkkale 44. Şube Şefliği'nin açılış törenine katıldı. Ankara Kırıkkale yolu üzerinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni şeflikle karayollarının özellikle zorlu mevsim şartlarında 7724 esasına göre çok daha etkin bir hizmet sunacağını belirten Kara İsmailoğlu, çağın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilecek modern bir tesis kurduklarını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Filios 5 Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Karabük-Zonguldak arasındaki yol güvenliğini ve sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmak için Filios 5 Köprüsü'nü yeniden inşa ettiklerini belirten Kara İsmailoğlu, yeni köprüyle hem mevcut köprü güzergahını değiştirdiklerini hem de yolun geometrik standardını yükselttiklerini kaydetti. Karabük ziyareti kapsamında Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve esnafla da bir araya gelen Bakan Kara İsmailoğlu, Karabük'ü her bakımdan daha müreffeh bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Platin Dergisi Global 100 Ödülleri 2021 ödül törenine katıldı. Platin Global 100 değerlendirmesinde dereceye giren şirketleri ve temsilcilerini kutlayan Kara İsmailoğlu, güç birliği, ortak akıl ve koordinasyonla Türkiye'nin kalkınması için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, 24.949 metrekareden 72.593 metrekareye ulaşarak yıllık yolcu kapasitesini 2,5 milyondan 6 milyona çıkaran yeni terminal binasının Gaziantep'in büyüyen ticaret ve turizmiyle artan ulaşım talebini en iyi şekilde karşılayacağını kaydetti. Gelecek haftanın gündemiyle yeniden buluşmak üzere. Sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.